üşümeye başladım ben. Evrim Akın'la Evkuş'un herkese merhaba. Aa, nasıl ya, nasıl soğuk ya bir anda. Bakmayız güneşin olduğuna. Yalan, oturun evden çıkmayın, hasta olursunuz vallahi. Oturun Evrim Akın'la Evkuş izleyin. Sonra işte ne bileyim, Show TV'de böyle yayın, gündüz yayın kuşağını izleyebilirsiniz. Aa, bu arada kime geldik? Efendim, kim kendisini? Evrim, ev sahibimizin ismini açıklıyordun biraz önce. Efendim, kendisi şöyle söyleyeyim. O dünyaya erken gelmiş, ben biraz geç kalmışım. Size yemin ediyorum, ruh eşim. Yani nasıl bir erkekle evlenmek istersin dersiniz. Kendisi işte en büyük örneği. Bravo! Beni tamamlayan ekibim ya. En büyük örneği. Teşekkür ediyorum. Ve onu düşünürken kafam da karışıyor. Aşk böyle bir şey galiba. Kayhan Yıldızoğlu. Yürüyen ansiklopedi. Espri makinesi. Hazır cevap. Böyle bir şey yok. Mavi zil onun zili. Kayhan Yıldızoğlu'nun ne kadar renkli bir insan olduğu zilinden bile belli Evrim. Kaçıncı kat? Bir. Ay! Sen şimdi buradan başladın ama beni koru Mengütay'a. Yani bilmiyorum. Beni koru Mengütay. Arkamı kolla Mengütay. Arada laf fısılda bana Mengütay. Kapıyı kapattık mı? Hah. Ya rahatsız etmesinler. Aşkımla baş başa olacağım. O zaman uzun ve dik merdivenleri güzel aşk şarkılarıyla şenlendire şenlendire çıkalım Evrim. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Ay. Aman Evrim dikkat. Aşk sarhoşluğundan dizlerinin bağı çözüldü şimdiden. Kayhan Yıldızoğlu'nu karşında görünce ne yapacaksın bilemiyoruz artık. Saat kaç? Ankara'da oturunca böyle hadi oluyor. Hadi canım hadi. Hoş geldin. Tata. Ay sikim. Çok özledim seni. Ben evime vakit iyice gelindir. Ama hadi canım. Ankara'da oturuyorsun ben ya, ne yapayım? Hangi Ankara? Ankara'ya 15 dakika kaldı. Hoş geldin. Hello. Ay inanmıyorum. Ben geldim. Gel. Ayol hiç kapı zili çalmadın mı ömründe? Aşkım. Ay benim canım, ay benim canım. Aman tanrım bu ne görüyorum? Bu ne görüyorum? Bu saç, bu makyaj. Vallahi sen bak kalben söylüyorum. Biliyorum. Bayıldım, hayran oldum. Teşekkür ederim, çok sevindim. Ay ben çok özledim. Tebrik ederim. Bir sarılayım çok. Ay benim aşkım, güzel yavrum benim. Aşkım. Aşkım aşkım ama bak ne kadar hasret kalmış birbirimize. Kaç ay geç. Ama benim de ayağım kırıldı. İyi ama evet onun için. Doğru. Bir kez daha çok büyük geçmiş olsun Kayhan Bey. Evet biraz geç oldu ama sevenler sonunda kavuştu diyor. Ve az sonramızı izliyoruz. Frank Sinatra'nın şarkısı eşliğinde dansların en renklisi sergilenecek. Kayhan Yıldızoğlu'nun banyo güzellemesi kahkahalara boğacak. Efendim 70 kiloya kadar olanlar şuradan geçebiliyorlar. 70 kilo, 90 kilo arası. Şener Şen'le olan Cihangir'deki Bodrum katı günleri yad edilecek. Her gelen diyor, o diyorlar siz burada mı oturuyorsunuz? Denizi görüyor apartman bir şey. Evet burada oturuyoruz. Giriyorlardı içeriye. Çılgın selfie anları kahkahalara boğacak. Ay kurban olayım. Dur bir de böyle öpeyim bari. Fırsat mı fırsat? Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'yla sıra dışı anlar. Bu babam, bu annem. Bak benim küçüklüğüm. Kemal Sunal. Olmaz yine. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Evet, yeniden birlikteyiz. Tadına doyum olmaz renkli bir sohbet için artık her şey hazır. Nereye oturalım? Efendim böyle buyurunuz. Ben de böyle, siz böyle buyurun. Nasıl geçelim? Özdeş, böyle mi geçeyim ben de? İkili. Evet, ikili. İkili alsın 14 bizi. 14'lü, 15'li. Ay. Ay canım benim, yavrum. Kızlarınız mı onlar? Evet efendim. Ne kadar güzeller. Alo. Kayhan Yıldızoğlu telefondaki sese bay bay diyor ve bakın sohbetimiz nasıl devam ediyor. Bir gün her şeyi bırakıp... Eşyadan nefret ediyorum şekerim. Evet. Çünkü insana bağımlı kılıyor. Evet. Benim kafam kızdı mı elbiselerimi alıp çıkıyorum. Kapıcıya diyorum ki abla ama bunları ne yaparsan yap diyorum. Bak şu koltuğu kimler verdi hiç haberim yok vallahi. Buradan nereden geldi bana? Ay çok güzel ev ama kutu gibi.
Bu sanatçı. Kızıma yakın. Ne, nasıl biliyor musunuz? Sanki kendim şu anda şey hissettim. Konservatuvardayız. İkinci sınıftayız. Sizle eve çıkmışız. Kayhan Bey, anlayacağınız bizim kızın sizde gönlü var. Ay ne güzel. Biz geç kaldık. Ben geç kaldım. Siz erken geldiniz dünyaya. Evet. Hakikaten öyle. Çünkü siz benim kalemimsiniz. Gerçekten aşağıda öyle. Söyledim. Heyecanlı, aşık olacağım. Heyecanlı. Bir günü aynı şekilde, iki şekilde, iki günü yaşamak istemeyen, devamlı dünyasını değiştiren, sanatta çok geniş alanda bilgisi olan. Bu arada kendimi mi ettiriyorum acaba, ne oluyor, bir şeyler oluyor, dur susayım bari. Estağfurullah, siz konuşun. Evet, siz ne söyleyecektiniz bakayım bana küçük hanım? Aşk hayatı nasıl gidiyor? Bu yaşta aşk hayatı olmuyor ya, ben 15 senedir halalar sınıfına geçtim. 15 senedir yok mu aşk? Ne aşk olabilir mi? Allah aşkına şu hale bak. Ne var halinizde? Yılbaşı hindisi gibi bir de aşık oluyor. Biz Abant'taydık. Anlatayım ben onu. Neyse Erzal anlat. Abant'ta bir ay film çektik Kayhan abiyle. Ben daha önce tanımıyorum. Yani tabii çok tanıyorum. Güzel bir çalışma oldu. Çok zevkli bir çalışma oldu. Nefis bir yönetmen Mustafa. Böyle bir zarif, çok yetenekli. Yani bak o emlakçı da aman geleyim onu göreyim diye tutturdu. Belki birazdan gelir. Ben dedi onun programına izliyor. Ya o ne, nasıl bir kız öyle dedi. Yani toplum üzerindeki bıraktığın izlenim ay bu. Ay ne güzel, çok şükür. Evrim, Abant'ta film çekerken geçirdiğiniz o güzel günlerden bahsediyordun en son. Kayhan abi çok güzel hikayeler anlatıyor. Biz de gülüyoruz, ölüyoruz, dinliyoruz. Bir yandan ders çıkarıyoruz. Bilal da pardon deyip bir de kendi soruyor mesela. Konuları kendi açıyor. Ama Kayhan abi işte böyle şahikaya çıkarken tam böyle işin zevkindeyken bir anda Gülal da böyle pardon benim aramam var diyor, kalkıyor. Bir oldu, iki oldu, en son Kayhan abi. Yeter beni de ayaklı PTT gibisindir. Bir de ben beni dansa kaldırdı. Elinde telefon. Telefona bakıyor, ben sarılmış dans. Bana bak, ben telefonu al git otur yerine dedi. O benim doğum günümdeyken. Evet, senin doğum günümdeyken. Dans ederken ama ne danslar ettim ben de akşam. Ay harikuladeydi. Kaydetmedik hiç onları, keşke kaydetsin. Ya evet, güzel bir anı olurdu yani. Frank Sinatra'nın şarkısı eşliğinde. Az sonra. Kayhan abi yani tanımıyorum daha önceden. Yani tabii ki yaptığı işleri biliyorum. Saygın bir tiyatro üstadı. Hepimizin hocası, fakat hiçbir arada olmadım. Allah'ım ben neler kaçırmışım dedim. Daha sohbetin ilk saatlerinde. İnanamazsınız. İnanamazsınız. Bir de bir derya yani. Derya deniz hatta. Ve muhteşem. Mustafa Kotan'da şey diyorduk. Yürüyen ansiklopedi. Evet tabii bunu Hasan Ali Yücel Devri talebe olmama borçluyum. Yani kesinlikle. Çok değerli hocalarla çalıştık. Yani bütün senfonileri, konçertoları, operaları ezbere bilirim. Bütün ressamları tanırım, bilirim ne yapmışlar, ne etmişler. Bütün devletlerin edebiyatlarını bilirim. Bu çok, yani esasında bizler zengin insanlarız. Çok. Çünkü öldüğümüz zaman bu masallar, masal hepsi geriye kalacak. Her mezara götürecek değilim bunları. Şu saat bile benim değil. Bakayım, benim beğendiğim saat. Benim diyorum, benim değil. Bakayım. Bak şimdi lafı gitti saate şey. Aa, benim sevdiğimdi bu. Lafı, hani bana bunu hediye ediyordunuz? Lafı unuttum. Dur ederim. Ortada görünürsen ederim. Bir tane edineyim hemen sana hediye edeceğim bunu. Hayır, söz veriyorum. Şaka diyorum. En kısa zamanda. Ben takamam ki, bana evet. Büyük bu. Şaka yapıyorum. Evet hakikaten şey gibi. O niye öyle diyorum biliyor musunuz? Big Ben saati koluna takmış gibi olursun. Bak ama seyirciler biliyor ya bu yönünüzü. Ne isteseniz veriyor. Yani daha doğrusu kendi içinden de böyle oturuyor. Hadi bu benden sana hatıra böyle. Şimdi bir şey benim olması önemli değil. Ben o bir şeyle bir insanı mutlu ediyorsam, bir dostum mutlu ediyorsam bu beni daha çok mutlu ediyor. Bu benim, ne yaptım? Benimse benim. Ama onu verdiğin zaman karşı tarafın duymuş olduğu o sevgi, o sevinç, işte o beni çok mutlu ediyor. Sizin bir lafınız var. Neydi? Bak, aşk bir yanılgı. Şöyle, bizim anladığım, yani bizim genellikle dünyadaki insanların anladığı şekilde. Mesela sana aşık oluyor. Öyle giyinme, oranı gösterme, böyle yapma, şununla konuşma, şu saatte neredeydin, bu saatte neredeydin. Bu jandarmalık, buna aşk denmez. Evet, o yüzden böyle aşk, yapanları hayatımızdan aşk, çıkarıyoruz. Aşk sevgidir. Şekil olduğu gibi. Aşk gerçekten sevgidir, şefkattir, saygıdır. Saygı, saygı. Karşı tarafın yükselmesine, gelişmesine katkıdır. Katkıda bulunmaktır ama iki tarafta bu katkıyı getirecek bir kum saati olabilmektir. Değil mi? Tabii bunu yapamayanlar akıllarını cinsellikle bozmuşlar. Cinsellik, aşkı bulamamış insanların tesellisidir.
Yani bu sözünüzün üstüne söz söylenmez artık Kayhan Bey. Olaya son noktayı koydunuz resmen. O bir tesellidir. Orada doyuma ulaştığını zannediyor ama kendi kafasında. Bunu gergedanlar da yapıyor, inekler de yapıyor, timsahlar da yapıyor. Hepsi yani tavuk da yapıyor. Buna üreme içgüdüsü denir, aşk yenme. Hayvansal. Üreme içgüdüsü denir. Böyle bir şey olmasa kimse çocuk doğurmaz. Ama üreme içgüdüsü, onu aşk zannediyorlar. Alakası yok. Neyse. Sonunda da ektiklerini biçiyorlar, alıyorlar. Alıyorlar. Tek başlarına evlerinde oturuyorlar. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Ah ben ya nasıl bu dünyaya bu kadar geç geldim? Ya siz niye erken geldiniz? Biz niye buluşamadık? Olan olmuş artık Evrim. Bırak dövünmeyi de sen de bizim gibi Kayhan Yıldızoğlu ustanın anlattıklarına kulak kesin. Şimdi bana bakıp da buluşma düşünen bir kadın da ilk defa görüyorum. Azıcık aslında sarılayım, çok özledim. Ay canım benim canım. Çok seviyorum ya. Ben? Allah uzun uzun ömürler. Ben şimdi bir kadına hiçbir zaman cinsel olarak bakmam. Hayatımda da bakmadım. Ona bir estetik olarak bakarım, bir heykel olarak bakarım. Tabiatın, Allah'ın da yarattığı bir harika olarak bakarım. Bir de zekiyse senin gibi, işte o zaman gerçek kadın odur. Hadi yine iyisin Evrim. Kayhan Yıldızoğlu'ndan böyle iltifatları duymak her kadına nasip olmaz. Şimdi benim karşıma bazı kızlar çıkıyor, çok güzel. Artist olmak istiyorlar, Arap Demir falan diye. Bakıyorum konuşması bir koyun. Aman kızım sakın ha diyorum, kötü yola düşersin diyorum. Kötü kadın olursun diyorum, aman diyorum sen başka bir meslek seç kendine diyorum. Çünkü en de sonunda olacağı o. Zeka olmazsa güzelliğin hiçbir faydası yok. Yok. O bütün bir bütündür. Kişilik, zeka ve güzellik o bir bütündür. Kesinlikle katılıyorum. Ben de önce ve zeki ve zeki bir kadın her zaman da güzel olmasını bilir. Bilir değil mi? Bilir tabii. Kendine yakışanı bilir. Tabii. O nereden ne yapacağını, makyaj, ne sürü makyaj olacağını, ne giyeceğini, nasıl duracağını, nasıl oturacağını bilir. Gene de büyük bir sempati toplar. Doğru. Yanımda sen evi de gezeceksin gibi bir marifetlerini biliyorum. Orada Macbeth görüyorum, Frank Sinatra görüyorum. Şimdi güzelim. CD'lerde. CD'lerimin çoğunu ben dağıttım. Kitaplarını zaten hepsini dağıttım. Çünkü okuyamıyorum. Gözlerim artık görmüyor. CD'lerimi de şunun için dağıttım. Bütün senfonileri. Bütün koca ezbere biliyorum. Şimdi ezbere bildiğim aynı kitabı durmadan okur musun? Okumazsın. Ezbere biliyorum ben bunu. Yeter artık işte o kadar. Ama şöyle bir Frank Sinatra çalıp da Singing in the rain, oh singing in the rain. Alabilirim değil mi? Alabilirsin. Bakayım neler var. Sen CD'nin içinde hangi şarkılar olduğuna bakarken biz Frank Sinatra'nın o ölümsüz şarkısı eşliğinde yüreğimizi romantik hülyalara daldıralım mı Evrim? Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. O bir albüm de çok her şey var içinde. Bunda toplama gibi evet. Come fly with me. Dur ver bakayım ben sana bir tane şey koyayım onun içinden. Ne kadar güzel bu Frank Sinatra. Ay canım benim, ah canım benim. Enerjik her zaman, pırıl pırıl. Oo, en iyi aktör ödülü mü? Nasıl? Chimera International Film Festival. Aa onu bu sene aldım, bak yanda da Rusya'dan aldığım ödül var. Bakar mısınız? Burada daha ödül alamadım ama onlar benim kıymetimi daha iyi biliyorlar demek ki. Estağfurullah. Bak o Best Aktör ödülü. Ben gelsene buraya. O ineğin Ayşe için ne mana ifade ettiğini biliyor musun sen? Nefsine hakim ol. Sakın bir delilik yapma. Hem sen çok sık gidip gelmeye başladın buraya. Aklından sil. Sağ salim vardığını bildir. Yolun açık olsun. Merak etme Arif Hasan. Seni hiç unutmayacağım. İtalya'da aldım. Chimera Film Festivali. Wow. Öteki de en iyi karakter zaten oyuncusu. Zaten en iyi sanatçıları kendi ülkeleri anlayamaz, bilemez. Ben ne oraya gittim, ne oradan kimse tanım. Bunu konsolosluktan getirdiler bana. Emin olun Türk halkı da sizin değerinizi çok iyi biliyor Kayhan Bey. Herkesin kalbindesiniz. Bu arada Frank Sinatra'dan seçtiğiniz şarkıyı da dinlemeye başlıyoruz. Bize klip yapar mısın Sıtkı? Sepya.
Alkışlar ve konfetiler hem Evrim'e hem de büyük usta Kayhan Yıldızoğlu'na gelsin Sıtkı. Ama özellikle de Kayhan Yıldızoğlu ustaya. Gel yavrum benim. Şimdi dizideyiz. Aa, Salvador Dali. Çok severim. O da, şu da Salvador Dali, bu da Salvador Dali. Evet, o da Dali'nin. Şu Nisli Şah Sultan. Benim bana yazdığı yazı var onun. Bir okuyayım mı? Evet. Muhterem Kayhan Yıldız Bey'e takdirimle Nesli Şah Osmanoğlu. Bu Semiha Berksoy, bu Füreyya Hanım. Bu Gonca Musa Teri'yle aynı, benzemiyor mu? Kim? Semiha Berksoy'a. Yeni nesil bir kız çıktı oyuncu. Semiha Berksoy zaten o. Hayır, Gonca diye bir kız var, oynuyor oyuncu. O aynı. Yok. Ama şey, doğal evet. Hali aynı yani. Aynı, evet. Rol güzel. Yaptığı değil. Evet, güzel. Güzel. Bunlar çok orijinal insanlardı. O Füreyya, meşhur seramikçi. Şu Bediye Muahit, ben. Perihan Tedü. Aa, Perihan Tedü o mu? Tabii. Hep duyardım adını. Perihan Tedü. Bediye Muahit. Bu kim? Neden bu ben yokumda bu var? Bu kim? O şey. Bak. Aman Kayhan Bey. Çok kıskançtır kızımız. Kim ki o Evrim? Aman söylemeyeceğim. Selena. Selena'da oynadığımız, evet. Güzel oyuncu Sinem Kobal'dan bahsediyoruz gördüğünüz gibi. Malum Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Pes artık. Aranıza güvenlik duvarı çektirdiğim halde hala mı kavga ediyorsunuz? Haftanın sonuçlarını alalım. Hades kazandı. Ben niye yokum? Neden benim fotoğrafım yok? Verdin mi ki ben asmadım? Verdim mi ki? Vermedim ki. Tabii. İstedin mi ki? Verdim ki. Ben durup dururken isteyemem resminizi verin diye. Sen onunla bir başka mana çıkarırsın. Ulan bu ev canlandı mı, ne oldu dersin. Birdenbire. onun için... Ama kızlarınız çok güzel maşallah ya. Torunlarım da bak burada. Nerede? Torunumun resimleri var. Benim. Aa. Değişik yaşlardaki resimleri. Ay çok güzel. Şimdi ama şeyde o. Üniversitesi'nde. Şener'le bunlar küçükken oyun oynarlardı. Yerlerde yuvarlanırlardı, halılarda yuvarlanırlardı. Torununuz çok şanslı Kayhan Bey. Hem sizin gibi bir dedesi olduğu için hem de Şener Şen gibi büyük bir ustayla böylesine imrenilecek hatıralara sahip olduğu için. Burada da Şener bu şey zamanı, ikinci bahar zamanı Şener'e kızıyor. O zaman Zeynep küçüktü. O kadını niye üzüyorsun diyor. Şener de korunmaya geçmiş orada. Ha, hesap soruyor. Hesap soruyor tabii. Şener Şen'le dostluğunuz çok eski. Değil mi? Biz, aynı evde yaşadınız. Evet. 3,5 sene bir aynı evde oturduk. Ama tabii ev mevhumu biraz dışında bir olaydı o. O öyle. Yani. Bekar dağıtma evi gibi değil mi? Şimdi biz Cihangir'de bir apartmanda oturuyorduk. Her gelen diyordu, aa diyorlar, siz burada mı oturuyorsunuz? Denizi görüyor apartman bir kere. Diyorduk, evet burada oturuyoruz. Giriyorlardı içeriye. Diyorduk, aşağı ineceksiniz. Yukarı çıkmayacağız. İniyorlar aşağıya. Diyorduk, bir kat daha ineceksiniz diyorduk. Kapıcı bizim üstümüzde oturuyordu. Kapıcı yukarı kattaydı, biz daha aşağıda kömürlük oturuyorduk. Kömürlük gibi yani. Pek kömürlük değil ama şu kadar bir camı vardı. İşte o iskemleye çıkıp o camdan bakarsan biraz gökyüzünü görür gibi oluyordu. Ama küçük bir parçasını görüyordun gökyüzünü. Ama o evde, tabii ikimiz de tiyatroyuz, 3 kuruş para alıyoruz. Şener böyle bir tepsinin içinde çiğ köfte yoğuruyor. O zamanlar, şimdi artık yapmıyor tabii öyle şeyler. Ben bir tarafta elimde baget, orkestra idare ediyorum. O da ayağında Tokyo'lar. Kahtalı mıhçı söyleyip ceviz kırıyor. Ya bir Alman komşunuz vardı. Biz dediler size uzun zaman perde arkasında izledik. Bunlar ne zaman birbirini öldürecek diye dediler. O derece. Ama bu şovu seyretmeye her akşam 30 kişi geliyor dedi. Diyorduk ya aman gelin, biz bu akşam biz yalnız kalacağız diyorduk filan. Hayır diyorlardı, gireceğiz. Kapıyı tekmeyi vurup giriyorlardı içeriye. Hala Şener orada arabayı durdurur. O apartmanın önünde geçerken. Kayhan der, ne mutlu günlerdi 10 günler yahu der. Bak, para hiçbir zaman mutluluk değildir. Yaşamasını bilirsen, hayattan zevk almasını bilirsen, Tanrı'nın vermiş olduğu güzellikleri özümlemeyi bilirsen, hayat güzel. Ay, dur bir de böyle öpeyim bari. Fırsat mı fırsat? Ay diyecekler herif 1000 yaşında. Az sonra. Çünkü evliliği en son şey zannediyorlar. Kazanılan nokta zannı, gelinen nokta zannı. Halbuki esas oyun orada başlıyor.
Değil mi? Esas oyun orada başlıyor. Mesela hanımlar bir yere giderken gözünü boya, makyaj yapar. Ya sen bana yapacak 24 saat ben seninle beraberim. Ha ne yemin sen o gittiğin yerdeki Ahmet Bey'e ne gözünü boyuyorsun? Ona göre giyinecek. Yemekle aranız nasıl? Nasıl? Yemekle. Yemek yapar mıyız eskiden ben işinize? Ben güzel yemek yaparım. Eşime yaptım diye bir şey yok, o da yapardı. Şimdi ilk hanımım benim çok değerli bir hanımdır. Yani kızlarımın annesi son derece değerli bir. O bankacıydı ve çok yükseklere geldi bankada. Yani çok değerli bir hanımdır. Fazla sert karakterli. Erkek Almay diyordunuz. Evet, bir fazla sert karakterli olduğu için karı koca durumunda uyuşamadık. Ayrıldığımız günden beri akıl almaz bir dostluk var aramızda. Yalnız hiçbir şeye hayatta üzülmemek ve kızmamak lazım. Şimdi o ayrılık zamanlarında tabii gerginlik var. O gerginlikte sinirlerimiz bozuk. Şimdi o zaman Levent'te oturuyoruz. Gece saat 4, dışarıda kar yağmış. Ben 4 ayak üstünde kulağımda rahmetli pededenin stetoskopu, kalp dinleme aleti, yerleri dinliyorum. Karımla kayınvalidem benim hakkımda bu konuşuyorlar. Dedim ben bunu yaptım mı, rüyada mı gördüm? Hakikaten. Şimdi o da başka oynatmış. İki çocuk annesi, ayağında ayakkabılar, trabzonlardan kayıyor genç kız göğe. Merdivenden inmiyor. Merdiven trabzonlardan kayıyor. Sportmen genç kadın. O havayı veriyor. Şimdi bak o gerginlik, şimdi oturup gülüyorsun. Kahve içerken mavi kah 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 kendimiz yerde sen böyle yapmıştın ben böyle kah 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 yerlere atıyoruz ki bakın yani her üzüntü esasında bir komedidir. Bunu İngiliz yazarları çok güzel çıkarttılar. Her trajedide gülünecek bir taraf çıkarttılar. Somerset Maugham, efendim, Graham Greene. Bunlar çok değerli, çok değerli yazarlar yani. Onun için hayatta hiçbir şey üzüntü değil. Zaten ikisi iki uç değil mi? Trajedi ve komedi aslında. Tabii. Aynı sizin hayata bakışınız gibi. Tabii. Yani uçlarda. Tabii. Ya var ya yok. Şimdi mesela tiyatroda karısını... bir kadının kocasını aldattığını görüyor, kahkahaya atıyor. Kendi beraber olduğu hanımı yaptığını gidip bıçaklıyor. Şimdi bir görüş şeyi var arada. Farkı var. Bizim erkeklerimiz maşallah pek civan merttirler. Kadına çok değer verirler. Ben Avrupa'dan bulacağım. Nasıl? Avrupa'dan. O kadar ümitlenme evrim. Bakalım Avrupalı beylerden umut var mı? Şimdi mesela Avrupa'da da pek o kadar şey değil. Mesela İngiltere'de Eton'da okumuş, Cambridge okumuş, seçkin birisi. Zaten İngiltere'yi onlar idare ederler. Ama normal İngiliz vatandaşı da hiçbir şey bilmez. Mesela Amerikalılar hiçbir şey bilmez. Hayır canım, normal. Dünyadan İngiliz haberleri yoktur. İngilizler pek zaten. İtalyanlar iyidir. Fransız. O Rönesans'ı şey etmiş. Yani İtalyanlar çok renklidir, çok esprilidir. Peki buldum. İtalyan asılı Fransız. İtalyan asılı. Adı da Pierre falan olsun. Pierre Emmanuel. Pierrelli olabilir. Pierre Emmanuel. Pierrelli, evet. Var mı benim öyle arkadaşım? İtalyan asıllı Fransız. Muhakkak, Pierre Emmanuel. Muhakkak. Hakiki bir sanatçıyla evlenme. Hakiki bir sanatçıyla evlenmen lazım. İmitasyon değil. Hakiki bir sanatçıyla evlenmen lazım. Orası artık senin sorunun evrim. Bir daha yakaladın mı kaçırma sakın. Kayhan Bey, biraz da hanımların kulaklarını çınlatalım mı isterseniz? Bir de böyle şey hanımlar vardır. Bak birkaç kişi tanıdım öyle. Çok değerli. Devamlı konuşuyorlar. Senin konuştuğun üzerine üretim getiriyor. Şimdi mesela bazı flörtlerde ben otururdum. Dedim konuşmak lazım. Şey derdim böyle. İşte bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem. Ya öyle mi? Güzel. Hadi şimdi yeni bir konu bu. Resim üzerine bilmem. Bakın şu Ingres'in şu tablosunda şöyle bir şey var işte bilmem ne. Ama Goya'nın resimlerinde. Öyle mi? Ya öyle mi? Çok güzel. Biliyorum. Allah'ım diyorum şu yemek bitsin. Gidip evin kapısını öpeceğim. Şunu nasıl defleyeceğim başımdan derdim. Ben de çekemem öyle. Ay. Yok. Bir de çekiniyorlar. Rahmetli Erol Günaydın hayattaydı evladım. O kızını aldı. Bir gün Nişantaşı'na bir kafeye gittik biz. Büyük bir kafe, şık bir yer. Bir hanım işletiyor orayı. Oturduk. Ondan sonra... Şimdi gençler orada oturmuşlar, çiftler. Şimdi oturuyorlar böyle. Ama dövüldü güble güdük. Öyle bir sinirlendim. Bir anda kalktım, masaları çektim ortada. Açın burayı dedim. Erol'un kızını aldım, dansa kaldırdım. Oraya dedim ki, gençseniz ne oturuyorsunuz orada? Bak yanında bomba gibi kız oturuyor. Hadi kalk. Şimdi, ay şekerim, herkes de bunu bekliyormuş. Ya değil mi? Bizde çekingenlik var. Ay bütün orada herkes kalktı, danslar bitmiyor bir türlü.
Bayağı ortam bir anda... Nasıl bir kıyamet koptu? Yani biraz şey olmak lazım yani. Hareketli olmak lazım. Hareket, herkes birbirinden çekiniyor çünkü ezik bir toplumuz. Özgüvensiz mi belki? Özgüvensiziz çünkü korkuyla büyüyoruz biz. Biz de biraz hareket diyelim mi Kayhan Bey? Evrimi beklersek onun hareketle pek yıldızı barışmaz da. Hadi kalk evi dolaşmaya başlıyoruz. Evet. Ay lütfen esnediğimi kesin. Şimdi burası gördüğünüz efendim. Burası salon. Salon salamanje. Evet salon salamanje. Salon salamanje yani yemek yenecek yer ama yemek yenecek masa yok şimdi Halil Hanım'ın ortada. Siz yemek yemeyi de sevmiyorsunuz. Evet. Duvarda gördüğünüz bir resimler. Salvador Dali'miz. Şurada çok güzel bir kitaplık. Antika, çok enteresan bir şey. Burada gördüğünüz buzdolabı. Buzdolabını görüyorsunuz. Bunu kızım hediye etmişti bana. Aynen. Merak ediyorsun içini. Şu gördüğünüz kaşar peyniri. Şu gördüğünüz... Aa, tencereye bak. Ömrü tükenmiş bir beyaz peynir. Tencere, dur telefon çalıyor, getireyim. Gene kim arıyor ya? Evet, bu sürpriz telefon molasının ardından Kayhan Yıldızoğlu'nun evindeki renkli turumuz devam ediyor. Evet, burası... O benim kızımın bana hediyesi. Bu bir İngiliz masasıdır. İşte evin tek kıymetli eşyası bu. Göğe aklım sayın. Bu da benim gençlik resmim. Genç, çok gençti ama gençimsi resmim. Genç. Şurası efendim mutfak oluyor. Ay küçücük. Küçücük. Burada 10 kişi kahvaltı verebilirsiniz. Yalnız kapıdan iyice itmek lazım herkesin evet. içeriye. Buradan aman kaburgaların bilim diye sesler gelebilir. İşte aldırsa etmeyesiz. Efendim. Yemek yapıyor mu Kayhan Yıldızoğlu bu aralar? Ben kendime yemek yapmaktan hoşlanmıyorum. Güzel yemek yaparım ama. Bence de yaparsın. Çok güzel yaparım ama şimdi tek başıma oturup da yüzümdeki bir delikten gıda maddelerini tıkmak benim sinirime dokunuyor. Hoşuma gitmiyor. Estetik bir olay değil o yani. Tek başıma oturacağım da böyle ağzıma yemekleri tıkacağım. Peki dışarıdan mı söylüyorsunuz? Dışarıda yiyorum. Ben genellikle evde de böyle mesela ekmeği götürüp zeytinyağına batırım. Zeytinyağı çok önemli şey. Yani çok faydalı bir şey. Aman bunu ihmal etmesin kimse. Batırırım, bir parça peynir alırım, gelirim oturup müzik dinlerim. Sonra gelirim bir zeytin atarım ağzım. Yani öyle sofraya oturmak falan sevmiyorum. Benim beslenmem böyle. Sık sık ama az az. Bir lokma falan öyle şeyler. Süper, ben böyle yapacağım az. Bu arada biraz kilo aldım. Hayır. Vallahi aldım. Selma Güney'in ilk filmi. Bu babam, bu annem. Bak benim küçüklüğüm. Kemal Sunal. Ay Yılmaz Güney. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Efendim burası yatak odası. Evet. Buyurunuz. Efendim. Burası yatak odası. Gördüğünüz gibi geniş bir... Aa genç odası. Hayır bu geniş bir İspanyol yatağı bu. Antika. Şu dolap kimden geldi bilmiyorum. O da antika herhalde. Bir yerden geldi. Kapanmamış. Antikamsı bir şey. Orada havlular ve çarşaflar var. Şu 3. Napolyon'un antika bir şeyi. Buraya terliklerini koymuş, buraya da takma dişlerini koymuş. Anladım. Ben bu şekilde kullanıyorum. Çok güzel. Bu da her Abdülhamid'in. Şey oturayım mı? Evet. Abdülhamid'in. Sultan Abdülhamid'in İstanbul-Bağdat demir yolunu yaparken düşünüp de karar verdiği koltuk. Bu demir yolunu evet. Şu ve şu. Burada da Juan Miro'nun bir... resmi gerçek var. Gerçek tablosu. Reprodüksiyon değil. Juan Miro'nun tablosu bende olsa ben şimdi uçakla Amerika'ya uçuyorum. Abdülhamit'in koltuğu sende ya. Evrim, şansını daha fazla zorlama istersen. Ay jeton düştü. Estağfurullah. Evet gerçekim. Gerçek tablo gerçek olduğu için çerçeveletmedik, duvara zımbaladık. Gerçekimsi evet. Seloteyple duvara yapıştırdık. Evet, seloteyple. Koli bandıyla hatta. Koli bandıyla yapıştırdık. Geçen koli yapıyordu Kayhan abiyle. Bende de ne zeka espri bir anda kabul edip kendim yapmaya kalktım. Kendiniz yaptınız espriyi, kendiniz unuttunuz. Evet. O sabun kutusuydu o. Ha. Sabun kutusuydu. Efendim, üstünüze afiyet. O bir sabun. Ahmet. Ne güzel yazar değil mi? Evet. Ben seviyorum evet. Romanları. Evet. Ve şimdi de sırada Kayhan Yıldızoğlu ustanın kıyafet odası var. Aa, efendim, giyinme odası mı? Aa, gömleklere bak. İşte. Jilet gibi. İşte. Aa, ben kim çok ütülüyor? Güzel ütü yaparım. Siz mi ütülüyorsunuz? Tabii. 3 dakikada ütü yaparım. Pantolonu ütülemiştik ve ısılık çalarak. Böyle gayet bak, neşeli. Bak yaptırırım şu anda Kayhan. Ne istersen yap. Hemen 1 dakikada. Ütülerim yani. Evden çok... keşke ütülenecekleri getireydim ben. Hemen 10 dakikada bitiririm. Ya. Çok güzel. Hem de böyle zevkle yaparım onu. İtü tahtam da burada üstünüze afiyet. Aa burada. Burada envai çeşit şapkalarını çünkü
Evet, siz şeyde hep bunu... Ben de saç kompleksi olduğu için... Yine? En sevdiğim şey hayatta saçlı 20 yaşında dökülmeye başladı 20. Saçlarım. Evet. Benim kardeşimin de öyle ama. Çok kötü. Ne yazık ki. Tek üzüldüğüm nokta hayatta o. Aman boşverin Kayhan Bey. Tek üzüntünüz o olsun. Bu arada bu dar geçit nereye çıkıyor acaba? Efendim 70 kiloya kadar olanlar şuradan geçebiliyorlar. 70 kilo, 90 kilo arası takviyeyle geçiyor. Önce göğüsler geçiriliyor, sonra popodan çekiliyor. 100 kiloyu geçenlerse buradan aktarmalı olarak yukarıdan itilerek, konu komşunun yardımıyla oluyor tabii o. Aşağıdan iterek çıkartmak daha da bela. Onu tekrar buradan çıkartmak daha da bela. O yüzden... Böyle enteresan bir tuvaletim var. Çok hoş, çok hoşuma gidiyor. Burada çok maceralar yaşanıyor yani. Ya. Evet, ite kaka. 70 kilonun üstünde insanlar Kayhan abiye gelmeyin. Evet, gelseler de işte takviye alacaklar. Takviye, komşudan yardım alacağız. Kayhan Bey niye oram burama elliyorsunuz diye itiraz etmemeleri güzel lazım. Güzel kokuyor babanyo. Ben her zaman öyle kokuyorum. Siz kendiniz güzel kokuyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Bu muydu parfüm? Alo, burada parfüm olur mu? Bu masaya koymayayım ben parfüm. Parfümlerini daima buzdolabında tut. Aa. Hem uzun yaşar hem koku fix daha çok kalır. Bu ondan mı Yavaşar öyle yapıyordu? Tabii. İşte ev dediğiniz bu. Buyurunuz hanımefendi. Sanat ve resim ve müzik ve dans. Oh. Of, yorulmuşuz değil mi? O ne? Getir. Hay Allah, defterlerim düştü. O ne? Albüm mü var? Bakayım. Ne var? Öbürü. Çiçekliği ver. Çiçekli olanı ver. Bir bakalım az bakalım. Gel böyle. Sen ha. Gel. Buradan bak. Kim bakacak? Bir de şu tahtayı ver. Yukarıdaki mi? Yukarıda tahta olan bak. Heh. Ne güzel iş yapıyor. Efendim, ha? Bir arkadaşım yazdı. Bak orada aa, çiçek taksı. Asuman Ersan değil mi? Bak o çiçek taksı bana ne güzel bir şey yazdı oraya, bir yazı yazdı. Sevgi, onu da ver. Blank. Ver onu kısım. Güzel kısım, ver kısım. Bu ben Napolyon Bonaparte oynuyorum. Bir dakika, ben sayayım mı? Evet. Siz, Peker Açıklan, Asuman Ersan. Bu Levent mi? Volkan Severcan. Volkan Severcan. Okuyayım mı ondan? Bu değil mi? Siz bizim tanıdığımız asık yüzlü lavallerin aksine unutamayacağımız güler yüzlü mükemmel bir ciddisiniz. Ne güzel laf ya. Evet. Aa, yeter artık suratsız. Sol tarafından mı kalktın ne? Hayır, köpüklük aldım. Ne? Anlamadım. Ömer su faturasını yatırmamış. Girdim banyoya tam yıkanacağım. Cart kesiliver sular. Kaldım böyle. Faturayı ödeseydi şaşardım zaten. Güya bir daha oynamayacağım diye söz vermişti. Sen zaten aptalsın. Ne inanıyorsun bu herifin sözlerine? Vur tekmeyi çeksin gitsin. Sana kocamı yok. Ne uğraşıyorsun bu beygirle? Yok tabii. Hem baksanıza bana siz. Ben kocama laf söylerim ama size söylettirmem Ekrem Bey. Yalancıdır, dolandırıcıdır ama o benim kocamdır. Hem severim hem döverim. Aman! Sana iyilik de yaramıyor. Al da başına çal. Doğru çok... bir anlatım değil mi? Evet. Evet, efendim, tiyatro yapar. Bu şey Kadir İnanır'ın ilk filmi. Filiz Akın, ben Alman generalini oynuyorum. Macaristan ve Çekoslovakya'da yaptığımız gibi idare başında bulunanlar askeri bir işgalle vazifeden uzaklaştırılacak ve Türkiye kan dökülmeksizin ele geçirilecektir. Başladı komandant. Hücum taburuna mensup bir komando grubunu getiren şilep Çanakkale Boğazı'na geçmiş. Çıkarma harekatını sen idare edeceksin. Yavaş komandant. Bu Edison'la beraber bir film. Esas isimlerin sona da kaldı, onları alamadım. Kız kardeşinizle beraber ziyaretinizi bekliyor. Tamam mı aziz dostum? Fakat şey böyle birdenbire olacak şey değil bu. Desenize zavallı Şermin'i siz de unuttunuz. Neyse. Böyle nasıl konuşursunuz Müşfik Bey? Onun ellerine sarılıp benden evlenir misiniz demeyi o kadar istiyorum ki. O halde bu konuda da iş hayatınızdaki kadar atak olmalısınız. Hı? Olacağım. Ama serbestçe beni red veya kabul edebilmesi için servetinin yıkıldığını bilmemesini istiyorum. Bilmeyecek Selim Bey. Bu Bizans İmparatoru ben. Eski. Meşhur. Evet, bu, onu da biliyorum, bunu izledim. Bu şey, Esen Püsküllü. O mu Esen Püsküllü? Bu Esen Püsküllü, evet. Kızım, prensesim, meleğim. Bu kutsal bir izdivaç. Memleket için analığın kraliçe Maria ve ben böyle düşündük. Evlenirken anlaşmamız vardı baba. Sayın Maria benim yaşantıma karışmayacaktı hani. Hani onun her dediği olmayacaktı. Hani annemin anılarına saygı gösterecekti hani. Bak kızım. Prensesimize hak veriyorum Filip. Onu hoş karşılıyorum. Prens Nikola'yı dedikodulardan tanıyor. Hele bir görsün. O vakit her şey kendiliğinden düzelecektir. Bu şey,
Romeo Juliet'te Kont Montague'yim ben. Zihni Rona. Montague. Zihni Rona. Şaziye Moral. Muhip Arcıman. Tibalt'ın ölüm sahnesi. Selma Güney'in ilk filmi. Ben Sırp Kralıyım. Cüneyt Arkın'da milli kahraman. Muhterem Engizisyon heyeti kutsal Hristiyanlığı temsil ediyor. Bu kutsal din yoluyla insanlık huzura kavuşacaktır. Bu dini kabul eder, ruhlarını şeytana satmış din düşmanlarımızın isimlerini söylerse kendilerine hak yolunu bulmuş mukaddes dindaş muamelesi yapılacaktır. Ah Sayın Prensim, esiri konuşturmak için bir deneme de ben yapmak istiyorum. Yüksek mahkemenizin de bana müsaade edeceğini umarım. Engizisyon mahkemesinin konuşturamadığını Azrail konuşturur ancak. Denemeye değer Lucio. Ay Münir Özkul. Münir'le beraber burada. Bu Mualla Fırat. Bu evet. Bu Molière'in oyununda sahnede bütün şehir tiyatrosu en önemlileri burada. Bir tarih bu. Bu resim. Saymakla bitmez. Aa Müjdat Gezer. Müjdat. Bu bizim aile toplantımız. Kızım mızım filan burada bakayım. Hepsi. Damatlarım. Bakayım damat nerede? Bak bir damadım bu. Hmm. Bir damadım bu. Bu torun mu yoksa? Ben şimdi şu pertapsı verirsen kim olduğunu anlayacak. Vereceğim. Şimdi herkesi bütün aileyi birbirine karıştırdım. Evet bu torunum. Ay ne yakışıklıymış. Şu erkek. Ha bu büyük torunum. Nerede bu, ne yapıyor? Bu Portekiz'de şimdi. Evli mi? Portekiz'de hayır değil. Nasıl kültürlü. Ben de bekarım. Kaç yaşında? Nasıl? 30 vardır. Yok. 28 falan. Olsun. Yani adı ne? Emre. Emre. Nasıl rafine. Emre nasıl rafine. Nasıl kibar görsen. İşte hakikaten tavsiye ederim. Emre rafine, evrim rafine. Öyle zannediyorsun rafineyi soruyorum. Bu ben. Bakayım. Tanıtıyorum size. Bu ben efendim. Çok ben Deniz. Bu baba. Hadi canım. Evet bu babam. Nilgün'le dans ediyoruz. Nilgün Belgin. Hale Soygazi. Ben de psikolog. Atıf Kaptan. Ben Esen Püsküllü. Kemal Sunal. Ortağınız olarak ben derim ki... %10 ortağım olarak. Evet ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız. Ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın. Gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım. Tetkik buyurmuştunuz ya Rakıp Bey. Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı. Çok önemli mi? Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım. Bu kızımın resimleri, torunumun resimleri bunlar. Burada bunlara da bakacak mısın? Bakalım. Sıkıldın mı? Sıkılmam ben. Hayır sıkılabilirsin. Ben böyle... sıkılıyorum. Herkes alır albümü, bu teyzem, bu annem, bu ablam diye fenalıklar getirir. Ben sana. Sizi merak ediyorum. Emre'nin annesi mi? Evet. Nasıl bildim? Evet. Emre'nin annesi, evet. Kayınvaliden. Evet. Kayınvaliden. Bu Necdet Mahfi ile ben. Hiç benim resimle ilgilenmiyor. Aklı Emre'de. Kusura bakmayın ama suç biraz da sizde Kayhan Bey. Öyle metiyeler dizdiniz ki müstakbel ve de hayali damat adayımıza. Ay çok yakışıklı ama ya. Evet çok yakışıklı. Maşallah hakikaten. Allah bağışlasın. Şaka bir yana şaka yapıyoruz tabii. Bak bu da torunumla arkadaşlarıyla. Bu torunum. Ay torun ne kadar. Sizin genler çok güzel Kayhan abi ya. Bakar mısın şu güzelliklere? Maşallah. Şansları da güzel olsun. Bu da Yunanlı televizyoncularla beraberim burada da. Sırada takvim yapraklarını çok daha gerilere doğru saydığımız diğer albümümüz var. Anne mi bu? Annen ve anneannen mi? Mediha bu falan. Teyzelerim, evde kalan teyzelerim bunlar benim. Fahriye ile Mediha mı? Fahriye, Mediha. Evlenmediler İki mi? Tane daha hiç evlenmediler. Öyle kız olarak öldüler. Kanunlar, kemanlar, o yüzden Alaturka'yı çok iyi bilirim. Bunlar dertlerinden böyle hüzzam fasılları bilmem neler notalarla. Fahriye teyzem bir kanun çalardı. Soğuktan geçerler, İstiklal Marşı gibi durup dinlerlerdi yani öyle. Hayırdır Kayhan Bey? Evrimin şahane yüzüğüne mi bu hayret yoksa? Seni candan kutlarım. Yani bu kadar güzel bir şey olabilir yani. Bayılırım böyle şeylere. Ve anlarım da kıymetinden yani her gördüğüm büyük yüzüğü de ben böyle aa bey demem yani. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. 1000 kere tebrik ediyorum yani. Gerçekten çok güzel. Ben normalde pek küpe de takmam. Bir iki sevdiğim arkadaşlarıma giderken dedim ki ben bugün
süslü olmak istiyorum. Çünkü Kayhan abi gerçekten mesela Bolu'da sabah uyanırdık. Böyle yapardı. Bu güzel kokular kimden geliyor tabii ki benden. Evet. Ben böyle. İşte bu evet. Güzel, ben ona iltifat ederim. Fakat seni... Jilet gibi giyindiği için. Seni olağanüstü güzel gördüm bugün. Bu saç, makyaj bilmem yani hakikaten olağanüstüsün bugün. Hele bunlar da birleşince çok daha güzel bir şey oldu. Torunlar. Torunlar. Bu, Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'le. Kızı da var. Bu kızım Bali adasında. Şimdi yakışıklı değil ama başka bir havası yok mu adamın? Karizmatik de. Şuna baksana bak. Karizmatikti. Çekici. Ve çok iyi insandı. Peki şey miydi? Çok iyi insandı. Bir salon erkeği miydi? Yoksa biraz... Yok hayır, bayağı kendini şey etmişti. Geliştirmiş. Yetiştirmişti kendisini. Son derece iyi bir insandı ve çok yardımcı bir insandı. Herkese. Yani bu kadar bonkör, bu kadar yardımcı, bu kadar dertlerine koşan, senin dertlerine koşan... Nurlar içinde yatsın. Aman. Düzenimi bozdum. Yokluğuna alışmaya çalışıyordum. Alışabildim mi? Alışamadım. Yanında biri vardı. Kimdi o? Senden kurtulmak için. Senden kurtulmak için evlenmeye karar vermiştim. Evlenmek öyle mi? Yokluğunla 467 gün geçti. Daha bir kadının elini tutmadım. Bir kadının yüzüne bakmadım. Aklımdan bile geçirmedim. Anladım ki sen benim için her şeysin. Bu ilk işte Sibel'in annesi bu. Buradaki hasta olan hanımım benim. Çok saygı duyduğum hanımım işte. Bu Sibel... Bu Şener, bu da bir tiyatrocu arkadaşımız. Biliyorum, şehir tiyatrolarında oynuyor. Evet. Bu eşkıya şey değil eşkıya, mi zaman? Eşkıya ekibi, evet. 96 diyor, doğru. Evet. Nasıl geçmiş bu kadar yıl? Hayır, yani. Dün gibi geliyor. Hey gidi günler, hey deyip unutulmaz film Eşkıyalı Günlere yeniden gidelim mi Kayhan Bey? Kemal Bey, 3 ay oldu canım. Vallahi başım karşınızda ilk Naci Bey kardeşim. İyi de abicim, sen filmle oynayacaksın da benim paramı vereceksin diye bekleyemem ki. Vallahi bilmiş oldu son haftadır. Üstelik şu öksürüğümüz de başımızda dert oldu yani. Haklısınız. Şurup falan da fayda etmiyor artık. Yani bütün müşteriler şikayet ediyor. Otel sallanıyor vallahi. Artık bilmiyorum. Ya Kemal amca bir su iç ya. Geçer şimdi. Ne geçer canımcığım? Her gün daha beter oluyor. Senin doktora görünmen lazım. Epeydir yoktun ortalarda. Ha, küçük bir iş hallettim de. Maşallah. Şimdi bu krizler çekim esnasında olunca çok kötü oluyor. Geçen gün dediğimse 6 ay oluyor. Ufak bir rol oynuyorum. Birdenbire bir kriz patladı böyle. Durmak nedir bilmiyor. Beni setten kovdular. Paramı da alamadım. Bak benim küçüklüğüm. Aa nasıl güzel. Bak küçüklüğüme bak. Annemle ben. Anneye bu annem. Bak. Bu baba. Aa. Nasıl şıklar bir de. O zaman öyleydi tabii. Bu babam Almanya'da. Bu da benim çocukluğum. Aa. Bu da benim yalıdaki merdivenlerde çekilmiş resmim. Şeyde, Yeşilköy'de. Bu Şener'le boğuşuyorlar. Aa, İlhan İrem. İlhan da abi çok iyi arkadaşım benim. Ay. Anıları tazelediğimiz fotoğraflara şimdi çok çıtır bir kardeş geliyor. Hem de en modasından. Bir selfie yapacağız. Selfie yapalım mı? Ay niye çekim? Ha çekim, bununla çekim. Hı-hı. Ay Allah'ım ya. Ama özelliği ne biliyorsunuz değil mi? Neymiş? Dudaklar böyle olacak. Böyle yapayım canım. Şimdi nasıl? Böyle olur mu? Nasıl yapacaksınız? Ay kurbanım. Dur bir de böyle öpeyim bari. Fırsat mı fırsat? Ay diyecek ve herif 1000 yaşında güzel kızı öpüyor. Şimdi mesela senin gibi güzel olur, içi kötüyse dersin. Belli bir süre sonra zaten çirkin gelmeye başlamıyor mu? Tabii tabii, öyle diyorsun. Evet şimdi ne konuşuyor? Ben her şey için teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür elinizi ederim güzelim. Açtınız. Çok sevdiğim. Yapılmayanı yaptırdım çok yere. Çok sevdiğim. Bir insansın, bir yani dostumsun. Benim için de öylesiniz gerçekten. Hayranım, salatına hayranım, enerjine hayranım, kafa yapına ve kültürüne hayranım. Seni çok seviyorum. Bu güzel insanları da beraber getirdin bana. Bunlarla da tanıştım, bu genç güzel insanlarla. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten çok mutlu bir zaman dilimi yaşadım. Bunu bütün kalp... Ve olmazsa söylerim. Biliyorum canım, söylediğinizi biliyorum. Biliyorsun, ben açık kalpliyim de çat diye söylerim. C yapım ailesi olarak. Aa. Evet, sevgili yapımcımız Suavi Doğan'ın size bir jesti. Ayol bu ne? Bir devasa bir şeyler geldi. Bakalım ne çıkacak. Ben AB diyorum ama dünyada en çok sevdiğim şey de kutu açmaktır. Ya ne güzel. Ay benim tiryaki olduğumu nereden? Ay çok güzel. Nereden biliyorum? Bir ay geçirdik seni.
Ay bir de şimdi o yeterdi yani şimdi bu. Olur mu? Bu büyük eziyet. Aa, patronumuz bonkör. Siz bana her hafta şey gel röportaja gelsenize. Ay kendime Paris'te bir kont, kontes diyordum az daha şaşırdım. Rezil olacak. Bir kont gibi hissediyorum. Ay o beni mühim bir adam zannediyor galiba. Ay bu ne böyle? İşte bu mesela kurabiyeleri koyarsınız üzerine de toz gelmesin diye. Amanın. Zarif bir şekilde sunun. Amanın gerçekten. Ay bu gerçekten çok fazla bir şey yani. Güle güle. Ay çocuklar bu çok. Kendim birdenbire Rus çarı gibi hissetmeye başladım. Böyle gibi şekilde açacağım bunu. Ali Nazik çıkacak evet. Şimdi. Ali Nazik olur mu? Nereden çıkıyor? Ben Rus çarı diyorum, bu Ali Nazik diyor. Bak şimdi. Ay. Ben her şey için teşekkür ediyorum. Ben Allah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir defa son derece değer verdiğim, sevdiğim bir kızımsın. Teşekkür ederim. Siz de benim çok büyük yerim var içimde benim yani. Ardından bu güzel çocukları getirdi, sohbetler ettik. Bu güzel insanlarla. Onlar da benim kıymetim. Çok güzel konuşmalar yaptık. Yani çok mutlu bir zaman dilimi yaşadım. Oh ne güzel. Size teşekkür ediyorum. Show TV'ye teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Siz benim için ve Türk halkı için bir değersiniz. Özellikle biz oyuncular için. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Çok sevgiler. Çok sevgiler çocuklar. Hepinize teşekkür ediyorum güzellerim benim.